Dürüm satandan su satana kadar, yani biz baharatçısından kuru yemişçisinden pastırmacısına kadar herkes memnundu. Bu sene gurbet sezonumuz iyi geçti çok şükür. Gurbetçi gelmeseydi esnafın hali biraz sıkıntılıydı yani. Bu sezon 2 senenin patlaması oldu. Eylül ayının gelmesiyle gurbetçi vatandaşlar da yavaş yavaş evlerine dönüyor. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri esnaflarından yaz sezonunu değerlendirmelerini istedik. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Vallahi sezonumuz zaten biliyorsunuz 2 yıldır gelmiyorlardı. Geçen yıl yani çok az gelen oldu. Belki bu yıl gelenin %5'i %10'u diyebilirim. Ama bu yıl elhamdülillah hiçbir sıkıntı yok. 2 yıl gelmeyenler de geldi. Eski sezonlardan da daha güzel geçti sezonumuz. Yani tek bize değil bütün sektörlere faydası var yani, inkar edilemez. Çok şükür yani sezonumuzda hiçbir sıkıntı yoktu. Ha normal sezon derken gurbet sezonu diye de algılamamak lazım. Düğünlerimiz de olmuyordu zaten. Bütün düğünlerde zaten bu yaza toplandı. Çok şükür hiçbir sıkıntımız yoktu. Sezonumuz mükemmel geçti diyebiliriz yani. Valla onların gidişi nasıl etkileyecek? Eğer pandemide daha farklı bir konuma gelmezsek, ne bileyim böyle kapanmaları falan olmazsa, şu an gidişatta yine sıkıntı yok yani. Rutin işimiz devam ediyor. Yani bundan sonra da inşallah bir sıkıntı olacağını ben zannetmiyorum. Yani kışlığa geçecek, kışlığı satacak. Ondan sonra dönemsel olarak yazlığa geçecek. Yani rutin işler devam edecek. Ama tabii pandemide ekstradan bir şey gelmezse, kapanma falan olmazsa. Yani vakalar böyle giderse zaten bir sıkıntı görünmüyor. Yani gurbetçinin faydası oldu. Şu an azaldı zaten. %10, %20'si falan kalmıştır. Yavaş yavaş gidiyorlar. Ondan sonra da rutin işimize devam edeceğiz inşallah. Çok şükür 2 yıllık birikmiş bir potansiyel vardı diyelim. Herkes bayağı bir sıkıldı. Ondan sonra yurt dışında bu sene Almanya, Hollanda, Belçika'dan için söyledikleri, Türk kalmadı. Herkes Türkiye'ye bir aylık da olsa, 15 günlük de olsa dönüş yaptığını söylüyor, herkesin söylediği. Bu sene iyiydi hamdolsun, memnunuz çok şükür. Geçen senenin acısı çıktı. Bazı ürünler fiyatlı, bazı ürünlerin fiyatları değişmedi. Ama çok şükür biz memnunuz hamdolsun. Kalenin orada Ziraat Bankası var, onun karşısında baharat, kuru yemiş üzerine dükkanımız var. Hamdolsun biz ve bütün buradaki esnaf da memnun olduğunu biliyoruz. Hamdolsun bu sene iyiydi. Fakat 9. ayın ilk haftası veya ikinci yarısında tamamen bitmiş oluyor. Emekli olanlar da dönmüş oluyor. Hamdolsun memnunuz çok şükür. İşlerimiz iyiydi. Allah ümmeti Müslümana çok versin. Dürüm satandan su satana kadar, yani biz baharatçısından kuru yemişçisinden pastırmacısına kadar herkes memnundu. Çok şükür. Allah ayaklarına taş dokandırmasın. Bütün gurbetçilere biz arkalarından dua ediyoruz. Allah razı olsun. Ekonomiyi ayağa kaldırıyorlar. Hakları ödenmez. Yurt dışından gelen turistlerin, onların para bıraktığı yok ama bizim kendi vatandaşımız, kendi ülkemizin adamları çok şükür çok güzel alışveriş yapıyorlar. İşleri rast gelsin. Biz esnaf olarak çok memnunuz. Peki onların gidişi sizi nasıl etkileyecek? Tabii satışlarımız düştü şu an için. İlerideki haftalarda daha da düşecek. Ama çok şükür bundan sonra da taze ürün sezonu açılıyor. Taze ürünlerimiz gelecek. Onların satışı oluyor. İşte yerli turistlerin etkisi var. İşlerimiz düşüyor ama yine akmasa da damlıyor. Çok şükür memnunuz. Yaramaz bir şey yok. Allah gurbetçilerimizin yolunu açık etsin. Tez zamanda inşallah bir daha gelirler. Onların tabii artıları var bize. Nasıl bir artıları var? İşte 1.000 euro getirseler eşittir 10.000 lira ediyor. O da bize artı olarak çok güzel dönüyor. Sezonumuz güzel geçti elhamdülillah. İnşallah daha iyi olur. Onların sayesinde mi satış yaptınız? Yani abla bizim yerli halkımız ne alacak? Alacak yani. Ürünler çok pahalı. Yine de çok şükür. Düğünler, gurbetçiler, işlerimiz iyi de elhamdülillah. Peki onların gidişi sizi nasıl etkileyecek? Onların gidişi şimdi rızık Allah'tan tabii. Ama nitekim dediğim gibi işte bir çarpı onu yaptığı için biraz da etkileri çok oluyor. Ama elhamdülillah biz onlara göre bir dükkan açmadık. İnşallah daha iyi oluruz. Bu sene şöyle diyeyim, geçtiğimiz yıllara göre gurbetçi vatandaşlarımız 2 katı talepte bulundu yani geliş olarak. Ondan sonra satışlarımızdan çok şükür memnunuz. Dediğim gibi yani onlar da biraz vatan topraklarına hasret kaldıklarından, buradaki vatandaşların halinden anlayarak vallahi iyiydi ya bu sene çok şükür. İnşallah önümüzdeki sene de aynısı olur. Peki onların gidişi sizi nasıl etkileyecek?
Onların gidişi bizi etkileyecek. Şu anda etkiledi bile hatta. Yani piyasada yavaş yavaş Eylül'ün Ağustos'un 20'sinden beri çekilmeye başladılar ufak ufak. Yani onlar gittikçe iş şeyimiz düşüyor. Pandeminin de etkisi de düşüyor. İnşallah önümüzdeki aylarda sokağa çıkma yasağı falan olmaz inşallah. Vallahi bu sene gurbetli sezonu çok iyi geçti. Yani esnafa can suyu oldu. Yani gurbetçi gelmeseydi esnafın hali biraz sıkıntılıydı yani. Geçen yıl gelemediler pandemiden dolayı. Ama bu sene çok iyi, memnunuz. Satışlarınız nasıl? Çok güzeldi. Yani nasıl diyeyim size, gurbetçi geldi ama esnafa can suyu oldu. Satışlarımız güzeldi. Yani sıkıntı yok. Artık zeyde başladı. Dönmeler başladı. Yani bu haftada herhalde böyle gider. Ondan sonra biraz daha işler yavaşlar. Çok fazla etkileneceğinizi düşünüyor musunuz gurbetçiler dönerse? Ya kapanma olmazsa fazla bir şey de etkilenmez. Çünkü niye de gurbetçi sezonu bitiyor, arkasından okul sezonu başlıyor. Öyle bir hareketlilik olur. Yani devamı gelir herhalde diyorum. Öyle düşünüyorum yani. Bu sezon iki senenin patlaması oldu. Bayramın ikinci gününden beri elhamdülillah full çekiyoruz. Bir yandan gelen var, hala gelen ve giden var. Eylül'ün 20'sine kadar bu devam eder. Eylül'ün 20'sinden sonra rolantiye biner. Gurbetçilerin gidişi sizi nasıl etkiler? Bizi etkilemez. Niye? Biz alışkınız. Çünkü gurbetçi 9. ayın sonuna kadar gider. Artık kalan yaşlılar ve gençler gelir. Onlar da 12. aya kadar devam eder. Bu böyle sürer gider yani. Memnunuz, çok şükür, elhamdülillah. Vallahi bir ay boyunca Almancılar olduğu sürece restoranlarımız olsun, reyonlarımız olsun her zaman, her sene olduğu gibi canlanıyor. Yani onlar gittiğinde biraz işlerimize düşüş oluyor. Ondan sonra zaten sezon açılıyor. Eylül 1 itibariyle. O zaman biraz daha müşterilerimiz taze balık olduğu için gelip yiyorlar restoranda. Alıyor veya evinde götürüp yiyorlar. Peki yerli vatandaş alışveriş yapıyor mu? Vallahi ablacığım şu 5 senede düştü biraz işlerimiz. Pandemiden dolayı biraz da işte maddi, manevi, ev kiraları, elektrik, su paraları biraz da yükseldiğinden dolayı işlerimiz bütçesine göre millet düşüyor tabii ki. Yani gurbetçilerin gitmesi işlerinizi düşürdü. Tabii ablacığım, şimdi şöyle, Almancı potansiyel olduğu için adam mesela 1000 euro ile geliyor, 10 milyar yapıyor. Bizim burada vatandaşımız onu 3 ayda kazanıyor. 2000 euro ile gelse adam 20 milyar. İstediği gibi tatilini de yapıyor, alışverişini de yapıyor, gidiyor ablacığım. Bu avantajları var yani. Hem bize de faydalar oluyor. Niye dersen, bir 10 kişiyle geldiği zaman 250-300 milyon hesap bırakıyorlar. Bizim de dükkanımıza yansıyor.